Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, yine Kitab-ül Cihad vel Gazavat'tayız. Bugün de ganimetlerden peygamberimize tahsis edilenleri ne yapıyor diye ve geride bıraktıkları ne olacak? Safayen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize tahsis edilen ganimet payları. Ve mâ terekehu, ve tereke olarak bıraktıkları. An Ömer radıyallahu anhu kale, buyurmuş ki kânet li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem selâsü safaya, üç tane kendine ait ganimet malı vardı. Benün Nadir, yani Nadiroğullarından, ve Hayber ve Fedek. Fedek dediği biliyorsunuz Hayber'e yakın bir yer. Şimdi feemmâ benün Nadir, Nadiroğullarındaki fekânet hübsen li nevâibihi, avarız vakıflarının temelidir bu. Nevaip demek Müslümanların başına gelecek ani musibetlere ne yapılmıştı? Vakfedilmişti. Ya bunu ezberleyeceksiniz. Bu Hendek Savaşı'nda alındı değil mi? Hendek mübarek Nadiroğulları işte. Sen artık evet evet Hendek Savaşı'nda. Aynen, aynen, aynen. Nevaip dediği avarız vakıfları diyoruz biz ona. وَاَمَّا فَدَكْ فَدَكْ اِسَ فَكَانَ حُبْسَنْ لِيَبْنَا اِسَّبِيلِ Yolda kalanlara vakfedilmişti. وَاَمَّا خَيْبَرْ فَجَزَّاهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَّمْ ثَلَثَةِ اَزَّائِينَ Üç parçaya böldü Hayber'den elde edilenleri. Cüz'eyni beynel müslimin, iki parça Müslümanlara. Ve cüz'en nefekaten li ehliyi, bir parçası ailesinin geçimine. فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ اَهْلِيِ جَعَالَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ Ailesinin masraflarından artan da muhacir fakirlerine. Oldu. An Aişe radıyallahu anha enne Fatımete radıyallahu anha se'elet Ebu Bekir'in ba'de vefatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mirasaha. Hazreti Fatıma Hazreti Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e mirası hakkında sormuş. Mimma terake Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mimma efa Allahu aleyh. Allah'ın kendisine tahsis ettiği terekeleri sormuş. Fekale laha, demiş ki Hazreti Ebu Bekir, İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah buyurdu. La nurasu ma terekna sadakaten. Biz mirasçı, yani bize mirasçı olmaz. Terk ettiklerimiz sadakadır. Yani vakıftır. Ve kale buyurmuş. Lestu tariken şey'en kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'melu bihi illa amiltu bihi. Yani ben Resulullah'ın yaptığı gibi ne yaptıysa aynı şeyi yaptım. Hiçbir şey eksik bırakmadım. Fe inni ahşa, çünkü korkarım. İn teraktu şey'en min emrihi en ezir. Yani onun emirlerinden bir şeyi terk edersem yoldan sapmaktan korkarım. Ezir yani şey. Yani inhiraf etmekten yoldan. Ve kanet Fatıma radıyallahu anha tes'elu Ebu Bekir'in nasibaha mimma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Haybere ve Fedekin ve sadakati bil Medine. Hazreti Fatıma, Hazreti Ebu Bekir'den payını istiyormuş. Resulullah'ın terekesi olan Hayber'deki, Fedek'teki ve Medine'deki vakıflardan. فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَد۪ينَةِ Medine'deki yani şeyi, sadaka demek burada vakıf demek. فَدَفَعَ عُمَرُ اِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ Hazreti Ali ve Abbas'a vermiş Hazreti Ömer. فَغَلَبَهُ عَلَيْهَ عَلِيٌّ Hazreti Ali galip gelmiş. وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكْ فَاَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ Hayber ve Fedek arazisi ise Hazreti Ömer elinde tutmuş demiş. هُمَا صَدَقَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Bunlar peygamberin vakıfları. كَانَتَا لِحُقُوقِهِ اللَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبُهُ Yani başa gelen ani Müslümanlara ait ihtiyaçlar ve musibetler için konulan avarız vakfı. وَاَمْرُهُمَا اِلَى مَنْ وَلِيَ الْاَمْرِ Veliyül emir, devlet başkanı onları idare eder. Kâle fehumâ alâ zâlike ileliyem. Bugüne kadar aynı durumdadır. Vakıf kitabımda uzun uzun anlattık bunları. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhü. Yani şanslısınız. Kelimeleri tercüme ederken tam vakıf hukukuna göre ediyoruz yani. Gerçi siz de biliyorsunuz. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Buyurmuş ki Resulullah. La yaktesimu varaseti dinaran. Yani benim mirasçılarım hiçbir dinar bile taksim edemezler. Ma taraktu ba'de nefakatin isai ve me'uneti amili fehu sadakatun.
yani hanımlarının masrafları ve beno ve bana çalışanların masrafları hariç hepsi sadakadır. Yani vakıftır. An Ayşe radıyallahu anhu anha kalet demiş ki tufiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah vefat edince ve ma fi beyti min şeyin ye'kuluhu zu kebit. Kebit dedi yani ciğer sahibi mi? Yoksa sıkı yani aç olan bir insanı yiyebileceği hiçbir şey yoktu manasına burada. Kebet değil de tabii. Tabii. İlla şatru şa'idin fi rafilli. Fi rafilli. Yani bir parça şey ne derler? Bana ait bir arpa. Şehir arpa. Onun nenem de biliyor da rafi bilmiyorum. Ne demek raf? Raf demek. Aynı kanaatteyim ben de. Bakalım mı sonra bakarsınız. Yarın hatamızı bulursunuz. Tamam. Bana ait bir kabda yani sadece bir parça bu şey arpa. Fekeltu minhu hatta tala alayya. Uzun zaman yedim. Fekiltuhu fefeniye. Ölçünce bitti. Bu mucizelerinden biri. Gelelim bir diğerine. Men katale katilen felehu selebuhu. Kim bir adamı öldürürse düşmanı onun elde ettiği yani ona ait olan silah ve elbise kendisine aittir. İmam Şafii diyor ki sadece harp aletleri. İmam Ahmet de tamamı bineği hariç diyor. Bizim bakalım ne diyeceğiz? Yani bizim Hanefileri bilmiyorum. Bence bizde haram. O da olsa haram. An Ebi Katadete radıyallahu anhu kale. Yani onun için hadislerle hüküm verilmez yani. Yani fıkıh kitapları ile verilir. Diyor ki bu zat, haracna ma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ame Hüneyn. Hüneyn gazasına çıktık Resulullah'la. Felemmel tekayna, düşmanla karşılaşınca kânet lil muslimine cevletün. Yani Müslümanların için bir cevle, galebe demek bu. Galiplik geldi. Feraitu raculen minel müşrikin kad ala raculen minel muslimin. Bir baktım müşriklerden bir adam Müslümanlardan bir adamın üstüne çıkmış. Yani ne demek? Üstüne çıkıp oturmuş. Festedertu ileyhi. Enteresan. Yani hatta eteytuhu. İstidara hemen ona koştum. Geldim minveray arkasından. Festedertu demek arkasından yani gerisinden dönerek manasına. Fedarattu ala habli atikihi. Yani boynundaki tam o ipe vurdum habli. Fe akbele aleyye bana döndü. Fe dammeni dammeten. Allah Allah. Beni yani böyle sıkı sıkı sardı. Vecettu minha rihel mevti. Ölüm kokusunu hissettim. Sümme edrakehul mevti. Ölüm geldi. Yani öldü. Fe erseleni beni gönderdi. Fe lehittu Ömer ibnel Hattabi fe kale. Hazreti Ömer'e rastladım. Ulaştım. Dedi ki Malinnas insanlara ne olmuş? Fekultu emrullah. Allah'ın emri. Yani o diyor ki niye insanlar mağlup oldular? O da diyor Allah'ın emri. Yani ne hepsin başka Allah'ın kazası. Sümme innen nase racau. Sonra insanlar döndü. Ve celese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Resulullah oturup buyurdu. Men katale katile lehu aleyhi beyinetun felehu selebuhu. Kim bir düşman öldürürse elinde de öldürdüğüne dair delil varsa selebi yani silahı vesaire elbisesi ona aittir. Kale diyor ki fekuntu fekultu ayağa kalkıp dedim. Men yeşhedü li kim bana şahitlik edecek ben yaptım. Sümme celestu oturdum. Sümme kale mitle delik yine aynı sözü söyledi. Fekuntu fekultu men yeşhedü li kim bana şahit olacak dedim. Sümme celestu sümme kale delike selatete fekuntu. Sonra oturdum. Aynısını söyledi. Kalktım. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Meleke ya Eba Katada. Ne oluyor sana? Fekasastu aleyhil kıssata. Olayı anlattım. Fekale raculun minel kavm. İçlerinden yani milletten birisi dedi. Sadaka ya Resulallah. Doğru söylüyor ya Resulallah. Selebu zelikel katili indi. O öldürülen adamın silahı ve elbisesi yanımda. Feardihi min hakkihi. Hakkından dolayı razı et, bana kalsın. Fekale Ebu Bekir'in Sıddık diyor ki bu zat. La lahallahi izen.
Allah Allah. Hayır hayır, vallahi hayır demekmiş. La ya'midu ila esedin min usudillahi. Yani hiçbir Allah'ın aslanlarından bir aslana kastedemez. Yukatilu anillahi ve an rasulihi. Allah ve Resulü adına savaşıyor bu aslan. Feyu'tike selebehu. Silahını ve yani ve giyimini, zırhını ona verelim. Olmaz öyle şey. Hazreti Ebu Bekir diyor. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah da buyuruyor. Sadaka, doğru söylüyor. Fe'atiyyah. Haydi ona ver. Kale fe'atani. Bana verdi diyor bu Ebu Katade. Febi'tu dir'a. Zırhı sattım. Febta'tu bihi mehrafen. Yani bir bostan satın aldım. Mehraf bostan demekmiş. Fi beni Seleme, Seleme oğullarının bölgesinde. Fe innehu le'evvelu malin te'el ne? Te'esseltuhu fil İslam. İslamiyet'te derlediğim, toparladığım ilk maldır. Enteresan. Mekke fethedildikten sonra ilk savaştı hocam. Hevazin ve Sekif kabilelerine evet. karşı. Ondan sonra evet, saldırı düzenlemek istediler. Müslümanlar da daha önce davrandı ama çok insan oldukları için. Önce Müslümanlar mağlup oldu, sonra önce galipti, sonra mağlup oldu. Çokluklarına güvendiler. Evet, Kur'an-ı aynen. Kerim bunu arz ediyor. Sonra işte ilk, bu ara günde bir cüz Kur'an okuyorum. Hanımıma Allah rahmet etsin, beni adam etti. Vallahi öyle. Sen de şimdiden adam ol. Benim gibi gecikme. 66-67 yaşını bekleme. Devam. El harbiyyu la yemliku malel muslim. Ha. Yani Müslümanlarla savaşan bir adam Müslümanın malına sahip olamaz. An İbni Umar'a. Yani Müslümanın malı darul harbe gitse, gasp edilerek, çalınarak veya benzeri şeylerle, sonra Müslümanlar onlara galip gelse, ganimetin içine gelse, sahibine verilir. Yoksa harbiye verilmez. Bu çok enteresan. An İbn Ömer radıyallahu anhuma kale buyurmuş ki zâbe feresul lehu feakadehel aduvu. Yani Abdullah İbn Ömer'in atı kaçmış. Onu düşman almış. Fezâhre aleyhimül müslimun. Müslümanlar sonra düşmana galip gelmiş. Feradde aleyhi ferudde aleyhi fi zemeni Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında tekrar kendisine iade edilmiş. وَأَبَقَ عَبْدُ لَهُ bir kölesi kaçmış. فَلَحِكَ بِاَرْضِ الرُّمْ Bizans'a gitmiş. فَظَهْرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar onlara galip gelince فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدِ بْنِ وَلِيدٍ بَعْدَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ Peygamberimizden sonra Halid ibn Velid de onu sahibine iade etmiş. Gelelim bir başkasına. يُرْدَخُ لِلْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ Allah Allah. Köle ve cariyeye az bir mal verilir. Onlara münasip yurdahu az mal. An Yezid ibn Hürmüze radıyallahu anh. Enne Necdete el-Haruriye ketebe ila Abni Abbas yes'eluhu an hamsi hilalin. Yani mübarek Abdullah İbn Abbas'a mektup yazmış bu Necde denilen zat. Ona beş şeyden soruyor. Fakal İbn Abbas diyor ki لَوْلَا اَنْ اَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ İlmi gizlememiş olma durumu olmasa yazı yazmazdım ona. كَتَبَ اِلَيْهِ نَجْدَتُ Necde ona mektup yazmış. اَمَّا بَعْد Bana söyle. Yani اَمَّا بَعْدْتَنْ kasıt besmele, salvele vesaireden sonra. فَاَخْبِرْنِ Haber ver bakalım ey İbn Abbas. هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَمْ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ Birincisi bu. Yani beş meseleden biri bu. Kadınlarla beraber savaşır mıydı? İki. وَهَلْكَنَ يَدْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ Kadınlara da savaşırlarsa pay verir miydi? وَهَلْكَنَ يَقْتُلُ السِّبْيَانَ Düşman çocuklarını öldürür müydü? وَمَتَى يَنْقَضِ يُتْمُ الْيَتِيمِ Yetimin yetimliği ne zaman sona erer? Bugün ayette okuduk ya. وَاَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ Bu beşte bir pay kimindir? Beş tane soru sormuş. فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِبْنُ عَبَّاسِ İbn Abbas yazmış. كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ Yazmışsın ki hanımlarla Resulullah savaşa gidiyor muydu? وَقَدْ كَانَ يَغْزُوا بِهِنَّ Evet, onlarla savaşıyordu. فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَ وَيُحْزَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ Onlar yaralıları tedavi ediyorlardı. Aynı zamanda yani onlara
bir miktar veriliyordu ganimetten. Yuhzeyn o demekmiş. وَاَمَّا بِسَهْمٍ Bak, pay vermeye gelince felem yadrib lehünne. Onlara belli bir pay ayırmadı. Bir miktar hediye veriliyor. وَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ سَلَّمْ Resulullah لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ السِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلُ السِّبْيَانَ Çocukları öldürmezdi, sen de öldürme. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَا يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ Yetimin yetimliği ne zaman biter diye soruyorsun. فَلَعَمْرِي Yemin ederim ki اِنَّ الرَّجُلْ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ Bir adamın sakalı çıkarsa وَاِنَّهُ لَضَعِيفُ الْاَخْزِلِ نَفْسِ Bak işte bu rüşt. Ama kendi işlerini görmekte zayıfsa ضَعِيفُ الْعَتَاءِ مِنْهَا Anlatabilir miyim? Mal vesaireyi verme noktasında. فَاِذَا اَخَدَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مِنْ صَالِحِ مَا يَاخُدُ النَّاسِ Ama insanların yaptığı gibi kendi menfaatine olanları alıp verebiliyorsa arkadaşlar burada fıkıh tabirler olmasa mana veremezsiniz. O zaman فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ Yetimlik bitti ona. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ Bu beşte bir payın kime ait olduğunu soruyorsun. وَاِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا Biz kendimize ait olduğunu sanıyorduk. فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ Ama halkımız, yani ne demek, bunun böyle olmadığı söylendi. Yani şey, devlet başkanlığının yetkisindedir. وَفِي rivayetin, bir başka rivayette İmam Müslüm'ün, كَتَبَ اِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْتُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُخْسَمُ لَهُمَا Yani kadın ve erkek köle eğer ganimette hazırsalar onlara da pay verilir mi? فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ İbn Abbas diyor فَلَوْلَا اَنْ يَكَعَ فِي اُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ اِلَيْهِ سُمَّ كَتَبَ اِلَيْهِ Ahmaklıkla suçlanmasam yazmazdım, yazdım. لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ Onlara bir şey yok. İlla en yuhzeya. Bir miktar mal hediye edilir. Ve kâle lehu fil bildan. Çocuklar hakkında şöyle dedi. La taktulhum. Öldürme. İlla en te'leme minhum ma alime sahibi Musa minel gulamillezî katele. Hazreti Musa'nın arkadaşı kendileriyle beraber yürüyen o gulamın öldürdüğü gulam hakkında hıyanetini duyunca böyle bir şey bilirsen öldür o zaman. Güzel değil mi? Çok güzel gidiyor. Yani insan hadisleri ve ayetleri anlayınca zevk duyuyor. Zevk. Var mı? Kısımda sadece Musa Aleyhisselam'ın hıyanet demek bu. Bilmiş olduğu o bilmiş olduğu çocuğun meselesini bilirse müsiyane. Ola mübarek. Savaş işlerinden haberi olursa çocuk ama yani, burada kasıt o. İleride işte mürtet olacağını veyahut evet, evet onu kastediyor. Mürtet olacağından ziyade burada savaştan haberdar olursa. İslam alimleri onu savaş taktikleri güder, güdebilecek ve bir de eli silah tutuyorsa şeklinde yorumlamışlar. Onun için dedim hadislerle bir şey yapamayız yani. Peki. Şunu koyun şu